Merhaba, akvaryum rehberinin yeni videosuna hoş geldiniz. Kabomba. Akvaryumlarda orta ve arka planda kullanılabilecek bakımı kolay bir bitkidir. Daha çok arka plana dikilir çünkü boylamasına uzayıp harika bir arka plan oluşturur. Görünüşü çam ağacına benzer ve açık yeşil bir renge sahiptir. Yeterince balığın olduğu, düzenli aydınlatılan, fazla akıntı olmayan bir ortamda rahatlıkla çoğalır ve hızla büyür kabomba boylamasına uzar ve gövde üzerinden yanlara sürgün verir. Sürgün verdiği kısımların belirli boylara gelmesiyle sürgün yerlerinden kesilerek başka yerlere ekilmesi yeterlidir. Bu sayede bitkinizi hızla çoğaltabilirsiniz. Karbondioksit sistemi olmayan low tech akvaryumlarda kolaylıkla bakılabilir. Akvaryumunuzun arka kısmını tamamen kaplar. Yavru balıklar için de çok iyi bir saklanma yeridir. Ayrıca yavru balıklar bitkileri tırtıklayarak bitkisel besin ihtiyaçlarının da belirli bir kısmını karşılamış olurlar. Bir diğer faydası da çok iyi bir nitrat emicidir. Balıklar için zararlı olan nitrat kabombalar tarafından hızla tüketilir. Yetiştirildiği akvaryumda yeterince ışık sağlanması gerekir. Akvaryumunda ışık dağılımı homojen değilse ışığı iyi alan bölgelere konumlandırılmalıdır. Su sıcaklığı olarak 26 santigrat derece civarı idealdir. Birçok bitki gibi fazla sıcaklıktan olumsuz etkilenir ve çürümeye başlar. Kısaca özetlemek gerekirse, hızlı büyümesi için büyük bir akvaryumdaysa akıntının fazla olmadığı bir yere dikmenizi, küçük bir akvaryumdaysa iç filtre yerine pipo filtre kullanmanızı öneririm. Bu sayede bitkinizi iç filtrenin akıntısından kurtarmış olursunuz. Karbondioksit sistemine ihtiyaç duymasa da ışık ihtiyacı olan bir bitkidir. Mesela dalgıç lamba gibi zayıf ışık kaynaklarıyla gelişmesi oldukça zordur. Gübre kullanımı şart değildir ama gelişiminde yavaşlama veya renginde koyulaşma görürseniz tablet gübre veya sıvı gübrelerle takviye yapmanızı öneririm. Hızlı gelişen bir bitki olduğundan ve fazla ihtiyacı olmadığından yeni başlayan hobiciler için uygun bir bitkidir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Gelecek videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olun. Her türlü soru, görüş ve fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Akvaryum rehberinin bir dahaki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.